Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bugün İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubundan ahir zamanda yaşanacak konularla ilgili konuşmak istiyorum. Bu sabah bizzat kendim de baktım İmam Rabbani Hazretleri'nin 255. mektubunda kıyamet alametler hakkında konuşurken sünnet seniyenin önemine dikkat çekerek İmam Rabbani diyor ki mektubunda, 255. mektubunda, vaat edilen Mehdi saltanatı zamanında İslam'ı yüceltecek, sünneti ihya edecek, yani diriltecek sünnetin tamamını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terk edilmiş sünnetlerin hepsini ihya edecek, insanlara öğretecek. O gün, yani Mehdi zamanında bid'atleri alışkanlık, dine sokacak şekilde alışkanlık haline getirenler ona karşı duracaklar. Onlardan birisi Medine'nin alimi şöyle diyecek, hayrete düşecek ve diyecek ki bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor. Yani Hazreti Mehdi'ni kastederek. Ve yolumuzu geçersiz yapmak istiyor diye ne yapacak? Mehdi'ye karşı duracak. Zamanımızda özellikle Araplara bakıyoruz. Başlarında sarık yok. Ne var? Tülbent var. Halbuki sünnette o tülbent yok. Ha, illa tülbent takacaksan, yani belki gölge yapıyor ya da serin tutuyor, güneşten koruyor. Önce sarığı takarsın, ondan sonra üzerine tülbenti takarsın. Eğer bir faydası var ise. Bu adam dinimizi bozmak istiyor diyen kimseyi Hazreti Mehdi ne yapacak? Onu güzel saydığı yolun, yani o bid'atleri doğru sanıyordu. Hazreti Mehdi de onun güzel saydığı bid'atlerden dolayı onu öldürmesini emredecek. Onu ortadan kaldıracak. O ve ona benzerlerini ortadan kaldıracak. Çünkü bu sıradan bir insan değil. İlim adamı insan ve ilmi insanı da o zamanda ne yapıyor? Zamanımızda da gerçi öyle. İnsanları yanlış yönlendiriyor. Gerçekleri örtbas ederek yanlışları doğru gibi gösteriyor. Yani bid'atleri sünnet gibi gösteriyor. Halbuki sünnetten çok uzaklar. Zamanımızda da böyle insanlar yok değil. Var. Dünya genelinde bakıyoruz, Türkiye'de de var. Artık karşılığından ne tür menfaat alıyorlar bilemiyoruz. Tabii bedava yapmıyorlar. Ne diyorlar? Kur'an bize yeter diyorlar. Sünnetin bir lüzumu yoktur. Halbuki sünnet olmazsa, hadis olmazsa Kur'an anlaşılamaz. Çünkü Kur'an'ı anlayacak ilim lazım, derin ilim lazım, bilgi lazım. Bu da peygamberlerde vardır. Müfessirler dahi hadislere bakmadan Kur'an'ın tefsirine girişemiyorlar, tefsir edemiyorlar. Zaten hadis de tefsir ediyorlar Kur'an'ı. Dedikleri şey, Kur'an bize yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları da çıkacağını bildiriyor. Kişi kulduna yaslanacak, karnı tok,
Kur'an bize yeter diyecek. Böyle diyene görmeyeyim buyuruyor. Hadisteler var. Sahih hadislerde var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. Dileyen kaynaklarını görebilir. 1400 yıldır kabul gören kaynaklar ortada. Dileyen oraya bakabilir. Bu zamanda çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira bir İslam'ı bozmak, hatta ortadan kaldırmak için masum Müslümanların kafalarını, beyinlerini sulandırmaya çalışıyorlar. Aman ha, bunlara son derece dikkat edelim. Ehl-i Sünnet alimlerini, hocalarını dinleyelim. Ve insanları değerlendirirken Kur'an ve sünneti ölçü alarak değerlendirelim.